Evet, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte stereo 1200 watt gücünde oldukça güçlü bir amfi devresi yapacağız. Malzemelerimizi görüyorsunuz. Biraz burası kalabalık. 2 adet soğutucu blok. 2 adet olmasına özen gösterin. Stereo olduğu için 2 kanal olacak. Yani bir ayrı bir ayrı. Birbirine soğutucu olarak da temas etmemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi D718'lerimiz burada. Tam 12 tane. 1200 watt olacağı için her biri 100'er watt. 2 adet 25 volt. 470 mikrofarad kondansatörümüz var burada görüyorsunuz. 2 adet 1K direncimiz var ve 12 tane D718'imiz var. Burada da bir tane stereo özellikli jack kablomuz var. Hemen işleme başlayalım. İlk önce transistörlerimizi soğutucularımıza monte edeceğiz. Ben termal macunla süreceğim altlarına. Isı iletiminin daha iyi olabilmesi için. Hemen başlayalım. Termal macunumu güzelce sürdüm. Hem altlarına hem de blokların üstüne. Şimdi bunları güzelce yerlerine yerleştireceğim. Evet, şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere hepsini güzelce yerleştirdim blokların üzerine. Ayaklarını, en sol bacaklarını yukarıya doğru, ortadakileri ortada bıraktım. Alttakileri de hafif aşağı doğru ittirdim. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini birbirine paralel bir şekilde bağlayacağız. Yani buradaki 6 tanesinin 6 tane sol bacağını birbirine, orta bacaklarını birbirine, şu yan bacaklarını da birbirine bağlayacağız. Bunda da aynı şekilde. İkisinde de aynı şekilde sol bacaklar, orta bacaklar ve sağ bacaklar grup olarak bağlanıyor. İkisi birbirinden bağımsız bu arada. Bu şekilde olacak. Şöyle teller ayarladım ben, kabloyu soydum. Güzelce bunları lehimleyeceğim. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Sıradaki işlemimiz kondansatörlerimizi ve dirençlerimizi bağlayacağız. Yani fazla bir şey kalmadı. Bunları paralel bir şekilde bağladık birbirine. Kondansatörümüzün eksi bacağını, transistörlerimizin herhangi biri fark etmez. Ben en sağdakiyle burada en soldakini yapacağım. Hani birbirine yakın olsun, bağlantılar kolay olsun diye. Bu şekilde eksi bacağımızı buraya lehimleyeceğiz. Aynı şekilde bu kondansatörümüzün de eksi bacağını buraya lehimleyeceğiz. En sağ bacaklarımızı, bu grubun en sağ bacağı, bu grubun en sağ bacağı birbirine bağlayacağız, lehimleyeceğiz. Evet, bağlantımızı oluşturduk. Evet arkadaşlar, devremizi tamamladık. Ben ek olarak birkaç işlem daha yaptım. Sol taraftaki kanalımızın orta bacağından bir çıkış aldım böyle. Bunları zaten biliyorsunuz, kondansatörler. Bir de en sağ bacağından çıkış aldım. Bunu biliyorsunuz zaten, ikisini birbirine bağlıyor. Ayrıca sağ kanalımızın da orta bacağından bir çıkış aldım. Şimdi bu kablolar ne işe yarayacak? Ortadan aldığımız şu turuncuyla şu gri çıkışlar hoparlörlerimizin artı çıkışları. Yani hoparlörlerimize buradan artı göndereceğiz. Bunları ayıralım, bunları söyledik. Kondansatörlerimizden aldığımız çıkışlara, hatırlarsanız kondansatörümüzün eksi bacaklarını buraya, en sol bacaklara bağladık. Burada da aynı şekilde bir karışıklık var ama en sol bacağa bağlı eksi kısmı. Artı kısımlarından da böyle birer kablo aldık. Bu kablolar ses girişimizin artısı olacak, şu ikisi. İki tane artımız var.
Şimdi buradan da aldığımız bu eksimiz zaten görüyorsunuz şu en sağ bacaklarına bağlı. Buradan geliyor, dönüyor. Bu bacaklarla paralel bir şekilde bağlı. Buradan da bir çıkış aldık. Bu da sesimizin eksisi, ortak eksi olacak. Şimdi jack kablomuzu size şöyle göstereyim. Bakın şu ikisi artıdır. Şu birleştirdiğim eksi. Aslında ikisinde de ayrı ayrı eksi var ama bunu birleştiriyorsunuz. Eksi kısmını birleştiriyorsunuz çünkü tek eksimiz var. Bu eksiyi buna bağlayacağız. Artılarımızı da ayrı ayrı bağlayacağız gördüğünüz gibi. Devremizi tamamladık. Şöyle bir test aşamasına geçeyim dedim. Kondansörlerimizin art kısmından şöyle çıkışlar almıştık ikişer tane. Bunların ikisi de ayrı ayrı artı. Ses artımızın çıkışları. Ses eksimiz videoda zaten söylemiştim. Ortak bir eksi. Şuradan aldık. Zaten bunlar birbirine bağlı olduğu için buradan aldık. Ses kablomuzda da İki tane eksi var. Bu iki eksiyi birbirine bağladık. Daha sonra bu çıkışımıza bağladık. Daha sonra arkadaşlar gelelim hoparlörlerimize. Şöyle buradan güç geliyor görüyorsunuz. Beyaz olan eksi, kırmızı olan artı. Kırmızı olan yani artımızdan hoparlörlerimizin eksisine bir çıkış alacağız. Evet doğru duydunuz. Yanlış bir şey yok. Gücümüzün yani 12 volt gücümüzün artısını hoparlörlerimizin eksi kısmına bağlıyoruz. Eksimiz ortak yine. Hoparlörlerimizin tüm eksi ihtiyacını bu güçten yani power'dan artı kısmından karşılayacağız. Artılarımız farklı. Devremiz iki kanallı zaten. Bu kanal ayrı, bu kanal ayrı. Artıları bu şekilde bağlıyoruz. Bu hoparlör bu kanalın, bu hoparlör de bu kanalın olduğunu farz edersek bunun hoparlör artısı buna bağlanıyor. Bunun hoparlör artısı buna bağlanıyor. Power'ımızdan da eksimizi alıyoruz. Eksimizi hem bu hoparlöre hem bu hoparlöre bağlıyoruz. Çok basit bir devre zaten. Hani anlamadığınız, yapamayacağınız bir şey olursa yorumlara yazın. Ben elimden geldikçe yardımcı olacağım. Şimdi bir ses testimizi yapalım. Şu anda bu hoparlör ve bu hoparlör bağlı. Ayrıca bu hoparlör de bağlı. Şunu 100 watt saysak bu 80 watt, bu da 50 watt. Yani 180, 200, 220 watt falan bağlı şu anda. Şöyle bir adaptörle besliyorum. 12 volt 5 amperlik bir adaptör. Müziğimi de... Sistemimiz bu kadar. Gayet güzel çalışıyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapılışı çok basit. İleriki videolarda eğer istek gelirse bu devreyi daha da geliştirebiliriz. Yani tamamen size bağlı. Son zamanlarda kanaldaki videoların istatistiklerine baktığımda abone olmayıp da izleyen sayısının çok fazla olduğunu gördüm. Yani abone olmayan arkadaşlara buradan sesleniyorum. Abone olup bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Yani sizler için güzel videolar çekmeye çalışıyorum elimden geldikçe. Hani 960 abone falan olduk şu anda. İnşallah yakın zamanda da 1000 aboneye ulaşırız. Hepinize buradan çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.